Evet, merhaba. Merhaba. Biraz hoş tarafa gidelim de Kadıköy bölümünde sizlerleyim. Daha doğrusu sizlerleyim. Yanımda Nedir kanalından aslında tanımadığınız, adını bildiğiniz Orçun var. Orçun Baş. Selam. Vecihi Hürkuş heykeli var. Biliyorsunuz kendisi uçak yapmak için yıllarını, hatta hayatını adamış birisi. Fakat maalesef değer göremiyor. İlk uçağını burada mı yapmıştı? İlk uçağını burada yapıyor. Yani ilk uçuşu burada yapıyor Kalamış'ta. Zaten tam da bu arazide. Şu an olduğumuz arazide. He. O zamanlar burası bomboş. Dut 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 diye espri yapmayın. Uçağın ismi de Vecihi K6. Vecihi K6 işte. Sonra Kadıköy'de bir keresteci dükkanında ikinci uçağını yapıyor. Onunla da uçuyor. Ama ilk uçuşu burada yapıyor Kalamış'ta. Vecihi Hürkuş'un hikayesini ayrıca bir bölüm olarak anlatırım ben. Bu Şener Şen'in Vecihi ismi de o. Vecihi'den geliyor evet. Ama öyle birisi değil tabii. Evet, devam edelim. Ailesi bu Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterini görünce biraz bozulmuşlar. Çünkü istediklerini tam olarak yapamamış bir karakter. Çok fazla mücadele etmiş bir karakter. Gerçi genel bir algı var. Hani Cumhuriyet'tekiler bunu yaptırmadı. Cumhuriyet'le Atatürk'le İsmet İnönü'yle alakalı bir şey diye. Ama biraz ben Vecihi'nin anılarını okudum. Cumhuriyet'le ve Atatürk'e çok saygılı bir insan. Sadece havacılıkla ilgili yeterli eleman yok. Ve o yüzden bir şekilde istediği şeyleri yapamıyor. Hep bürokrasiyle karşılaşıyor. Tabii onay verecek mecra yok havacılık. Evet, evet bu onay... uçabilir. Evet, ya da hayır evet. Bu uçamaz diyecek adam yok. O yüzden. Ama şöyle bir şey var. Madem öyle bir adam yok. Vecihi Hürkuş'u yap yani bu adam. Başka evet. Adam da yok yani memlekette. Evet. Tamam. Yapabilir. Sen onay mecrası sen ol burada. Otomobil mevzu da aynı. Aynen. Türkiye'de evet. Otomobil yapılırken. Adam çalışan otomobil yapmasına rağmen. Evet. Oradaki olay sadece benzin mevzu değil yani. Tabii tabii. Buradan araba gidiyor. Türkiye'de başka uçaklar da yapılıyor, Türk uçakları. Onlar da kapatılıyor. Evet, onlar da kapatılıyor. Kadıköy videosu aslında bayağı tartışmalara komplo teorileriyle başladık. Ama hakikaten yani tarih boyunca var ya. Şimdi yok da diyemeyiz yani. O zaman biraz daha gidelim sonra açarız. Tamam. Vecihi heykelinden ileri doğru biraz yürüdük ve karşımıza Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu geldi. Stadyum gibi ilk defa geliş hayatımda öyle mi? Evet. Ve bir Galatasaraylı olarak zaten maça gidemiyorum. Almıyorlar. Ona da çok karşıyım bu arada. Rakip takım her zaman gelmesi lazım yani sana. Kadıköy videosu çekerken de uğramadan geçmek ayıp olur. Stadyum bu son hali. Aslında burası yani Kurbalıderin etrafı. Kadıköy'ün ilk yerleşim bölgesi ki İstanbul'dan yani bizim Eminönü'nden 17 sene önce kuruluyor. Yani İstanbul'dan daha eski bir tarihi var. Kalkedon, Körler Diyarı'nın. Burada hala ara ara kazılar yapıldığında, yapılabilirse tabii o boklu dereden, bir şeyler çıkıyor. Bu arada ilk futbol maçları da burada oynanmaya başlıyor. Papazın Çayırı. Papazın Çayırı denilen bölge burası. Hatta 1901'de burada ilk futbol kulübü kuruluyor ama Türklerin o zaman futbol oynaması yasak 2. Abdülhamit döneminde. İlk kurulan kulüp de Black Stockings, yani siyah çoraplılar futbol kulübü. Kuranlar Türk ama çakılmasın diye İngilizce isimleniyorlar. Ya Türk aklı işte yani çaktırmadan evet. Top oynamaya kalktı. Zaten tek bir maç oynuyorlar. O 2. Abdülhamit'in dönemi zorlu bir dönem. Çok fazla jurnalcisi var. O maçı basıyorlar. 5 Rum karmasına karşı oynuyor Black Stockings. Ve dağılıyor. İlk ve son maçı oluyor. 5-1 yeniliyorlar galiba. Yeniliyorlar mı? Futbolu Türkiye'ye aslında İngiliz Levantenler getiriyor. Burada Kadıköy'de Levantenler, Levanten dediklerim de Osmanlı'da ticaret yapmak için imtiyaz sahibi olmuş. İşte Hollandalılar, Avrupalılar, İtalyanlar. Burada pek çok yerleri var. Vitol ailesi var, Bella Fontaine ailesi. Onlar İzmir'de başlatıyor. Sonra da Kadıköy'de kulüp kurmaya başlıyorlar. Onlara izin var, bizimkilere yok. Yani çünkü para onlarda, bizimkilerde para yok. Şenol Güneş'in bir lafı var. Futbol diyor ilk çıktığında zenginler izlerdi, fakirler oynardı diyor. Şimdi ise tam tersi. Zenginler oynuyor, fakirler izliyor. Doğru, güzel bir laf. Evet, şimdi Kurbalıdere mevzusu var. TÜBİTAK'ın içebilir suyu var diye yere göstereceğim size. Yani bunun da tabii ki sebebini hepimiz biliyoruz. Tamamen siyasi. Evet. Yani. Yıllardır düzeltilmiyor ve daha kötüye gidiyor. Şu ona rağmen içebilir raporu veriyor TÜBİTAK. Evet. İlim İrfan Yuvamız. Evet, Kadıköy Belediyesi aslında bayağı uğraşıyor bu durumla ama dereler büyükşehirlere bağlı. Büyükşehirlere bağlı. Onun halletmesi lazım. Yani Kadıköy Belediyesi istese de bir şey yapamaz burada. Evet, yapamıyor yani. Hakkı yok kanuna. Evet. Yasak. Bakın şimdi içebilir suyu olan Kurbağalı Dere'den. Ya hakikaten kokuyor ama ya. Bir diğer adında boklu dere var ve bizim eve kadar da mesela bu aylarda bile sivrisinek olur burada.
bu dereden. Ya kışın şu an işte her yer kar görüyorsun. Ona rağmen leş gibi kokuyor. İşte. Al. İçilebilir su raporu alan TÜBİTAK tarafından bu arada. Hakikaten bok gibi kokuyor ya. Evet, çok fena. Ki burada zamanında hatta yenecek balıklar mı değil, böyle sus balıkları yetiştirmiş ve çocuklar buradaki balıkları yakalayıp buradaki köşkleri satarlarmış. O kadar temiz bir yermiş burası. Yani işte. Bir zamanlar. Bir zamanlar dedi. Bir zamanlar dediğim çok eski değil aslında yani. 1950'ler falan. 50'lerde bile daha iyiydi tabii ki. Heykellere geldik. Stat'tan biraz ileri doğru gidince Lefter küçük Andoniadis, onun heykelini görüyoruz. Az ileride de Alex'in heykeli var. Şimdi oraya da doğru gidelim. Evet, aynı parkta hepimizin sevdiği, bir Galatasaraylı olarak benim de hayran oldum, Alex de Souza'nın heykeli var. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bir Fenerbahçe yönetici gerekirse Alex'in heykelini kaldırır nedir yani diye açıklama yapmıştı yöneticim artık. Şahsen ben Galatasaraylı olarak gelip burada heykele sahip çıkarım. Onu da söyleyeyim. Yemez yani öyle kolay kolay. Bu tarafa doğru gideriz. Burada Yoğurtçu Parkı var. Orada da bir heykel var ama Süreyya Paşa'nın heykeli. Burada Kadıköy'de Süreyya Operası var. Onu yaptıran kişi Süreyya İlmen. Bir paşa çocuğu. Kendisi de paşa, sonra askerliği bırakıyor ve işte hayır işleri yapıyor burada. Zengin. Zaten park Süreyya plajını da o yapıyor. Oradaki hastaneyi de yapılması için arsaya veriyor. Kadıköy'ün kanalizasyon işlerini hallediyor. Yoğurtçu Parkı'nı düzenliyor. Süreyya Operası'nı yaptırıyor. O zaman sinema ve tiyatro için. Belki orada çekim yaparız küçük, orayı anlatırız çünkü oranın şey mi? Enteresan bir hikayesi var Nazım Hikmet'le ilgili. Zaten sen bunu söyledikten sonra çekeceğiz orayı da. Evet. Süreyya İlmen heykeli bu. Kadıköy için çok önemli bir isim. Travmayı da geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. 1874-1955. Evet. Bayağı yaşadığı yere şöyle kıymet veren bir adam. Ayağımın içine kar kaçtı. Fikret Muhalla'nın heykeli var. O da Kadıköy'de yaşamış bir ressam. O da çok enteresan bir tip. Paris'te falan bohem bir hayat sürüyor bir ara. Hatta onun evini şimdi restore ettiler. Evet. Ama hiç kimse onun evi olduğunu bilmiyor. Bakalım satanlar bakalım. Satanlar biliyor mu bilmiyorum. biz bakalım. Bundan sonra öğrenmiş olurlar. Kadıköy'de Boğa'nın oradayız. Boğa heykeliniz. Altı yoldayız. Altı yol. Altı yol eskiden de altı yol. Burası aslında insanların hayvanlarını getirdiği bir yer. Sığırlarını. Yani şu an boğa var ya. Eskiden de gerçekten burada bir tulumba varmış, yalak varmış. Ve işte hayvanlarını, yani sığır geçidi gibi bir şey deniliyormuş buraya. Daha önceden de altı yol. Tabii bu kadar gelişmiş değil. Burada bir tane kilise var Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin yanında. Ve önü de şu an kafe olan yerler. İstersen oraya göster. Hatta ben buraya göstereyim. Buranın eski görüntüsünü de koyalım. Ermeni mezarlığı var aslında. Onun üzerine kurulmuş kafeler. Hatta onun da altında Bizans mezarlığı var. Burada 80'lerde çekilmiş bazı fotoğrafları gördüm ben. Burada epey lahit çıkmış. Bir kısmı arkeoloji müzesinde şu an. Onların üzerinde kafe mi var yani? Evet, kafe var. Bayağı saçma. Üzerinde. Çünkü kilisenin bahçesi mezarlıkmış. İyi yer kapatmış. Burası Bahariye Caddesi. General Asım ama Gündüz yazıyor. Evet, Asım Gündüz Caddesi ama Bahariye Caddesi. Bahariye de geçiyor. Kalmış. Çünkü burada böyle çok güzel kokan ağaçlar varmış yol boyunca mevsimlerce. O yüzden insanlar böyle demiş. Neydi Boğa'nın hikayesini? Boğa'nın iki tane aslında hikayesi var. Birincisi gerçek yeri burası değil. Gerçek yeri burası değil. Pek çok yerde, yani en başından başlayalım. Fransız bir heykel karışım. Zaten yanında ismi ve tarihi yazıyor. Şimdi orayı gösterelim. 1864 yazıyor. Bak şurada. İşte burada. Bak. Bilmem, Bout yazıyor. Evet. Paris'te yapılmış 1864. Bir söylenceye göre Fransızlar bunu Almanları yenince biz böyle güçlüyüz diye yapıyorlar. Çok komik bir şey oluyor. Almanlar Fransızlara saldırıp hem orayı alıyorlar hem de boğayı alıyorlar. Heykeli yani. Ondan sonra da Enver Paşa'ya hediye ediyorlar. Bir söylence bu. Diğeri de Abdülaziz, evet, bu heykelleri görüyor ve sipariş veriyor. İki tane, bunun bir eşi daha var. O da Beylerbeyi Sarayı'nda şimdi. İkisini alıyor. Bu
İstanbul'un farklı yerlerinde görebiliyorsunuz böyle tarih boyunca. İşte Hilton Otel'in önünde, Taksim Gezi Parkı'nda. Sonra şimdi Kadıköy Eski Şehir Emaneti binasının önünde. Oradan buraya geliyor 1987'de. Şimdi de hatta müzeler tekrar onu Beylerbeyi Sarayı'na almaya çalışıyor. Belediyeyle öyle bir sorunu vardı. Evet. Ama Kadıköy Belediyesi vermek istemedi. Yani verilmesi simgesi yani. Simgesi oldu. Şimdi ne tarafa doğru gidelim? Şu Bahariye'den birazcık yürüyelim çünkü orada bahsedebileceğimiz ilginç şeyler var. Evet, Süreyya Operası'nın önündeyiz. Aslında Süreyya Paşa işte bahsettik aşağıda, heykeli var. Çok hayırsever bir insan. Burayı söylentiye göre güçlü bir ihtimal. Şimdi birazdan bakarız, şu an Rex Sineması'nın olduğu yer var. Orası önceden Apollon Tiyatrosu. Hatta Afife ve Jale ilk orada sahne. Çünkü oradan bahsederiz, orası önemli bir yer. Rumlara ait Türkler temsil vermek istiyor bir hayır iş için ve onlar izin vermiyorlar. Süreyya Paşa da bayağı hırs yapıp bu binayı yapıyor. Bu binayı Paris'te çok beğendiği binaları biraz kopya ederek yaptırıyor. Pek çok içindeki işte hol mesela Paris'teki Şanzelize'deki bir tiyatronun aynısı. Burası tiyatro ve sinema kurulduğu zamanlar yani 24 galiba. Başında Nazım Hikmet'in babası Hikmet Bey var. Bir gün babası köpek tarafından ısırılıyor Hikmet Bey. Kuduz olmaması için tetanoz aşısı oluyor. Daha önce de bir aşı daha olmuş. O iki aşı üst üste gelince hastalanıyor. O günlerde de böyle ölüm döşeğinde adam. Süreyya Paşa gelip hesap işlerini soruyor Hikmet Bey'e. Nazım Hikmet de bundan birkaç gün sonra da 1932'ydi sanırım. Birkaç gün sonra ölüyor Nazım Hikmet'in babası. Nazım Hikmet'in sonra çok ağır bir şiiri var Süreyya Paşa'ya yazdığı. Ölüm döşeğindeki adama hesap sormuyor, utanmıyor mu der gibi. Evet. Hici Vadisi'nde bir tecrübeyi kalemiye isimde çok ağır laflar ediyor Süreyya Paşa'ya. Yani ölüm döşeğindeki babası için hesap kitap işleri sorduğu için. Hak etmiş bu arada yani. Bilemiyorum. İkisi de iyi adamlar aslında. Süreyya Paşa'nınki çok fazla şey yapmış Kadıköy için. Çok fazla şey çözmüş birisi. Şimdi opera ve bale düzenliyor. Daha önce, galiba 5-10 sene önceye kadar bir sinemaydı. Ben burada çok fazla film izledim. Hayalet'i izledim mesela. Hayalet mi? Patrick Swayze'in daha 1992 falan. Bayağı eskiler izledim. Ama içi çok güzeldi. Bunlar da hep bilgi işte. Kulaklarım da dondu. Gözlük takacağım, bere taksaymışım daha iyi olacakmıştır. Şimdi nereye gidiyoruz? Rex Sineması'nın olduğu yere mi? Rex Sineması'na gidelim. Aynı zamanda yeni neslinde bir Barlar Sokağı'nın girişi. Evet, Barlar Sokağı'nın girişi. Sonradan her yer bar oldu. Hatta Melih Cevdet Anday vardır, şair. Orada oturuyordu. Galiba adaya taşındı ve öldü. Ve çok rahatsızdı oradaki şeyden, durumdan. Yani bizim için çok güzel işte Barlar Sokağı, çok çılgın ama pek çok insan için, burada yaşayan pek çok insan için de. Çünkü adam oranın sakini sonuçta. Yaşlılar yaşıyorlar buralarda. Ve şikayetçiler. Ben böyle ara ara tartışmalara da şahit oluyorum. Gerçekten bayağı terbiyesiz gençler var burada. Var var. Ne yazık ki. Sokakta eline bir içmeyi, bir şeyden elemanlar var. Saçma sapan cevaplar. Ben de denk geldim ilk kere. Evet. Taksinin kaputuna falan vuruyor lan. Tamam işte içiyorsun sokakta, kafan güzel de. Niye dayak yemeliyiz şimdi gözüme? Ben direkt şey gördüm ya. Üst kattaki adam aşağıda biri içiyor gençler. Üst kattaki biraz sessiz olur musunuz diyor. Tamam hani gidin falan da değil. Ve gençler dönüp sana ne ya falan, sen gitsene dediler. Adam kimle kaç senede burada oturan adam, sen gitsene diyor. Ya şey var işte, ben de şey gördüm. Taksi geçiyor mesela, akşamları çok kalabalık oluyor. Taksi geçerken taksinin kaputuna hadi deyip vuruyor, tamam mı? Lan şimdi hani taksici inse, iki tane çaksa bunlara şey olacak hani. Bana, bize bile öyle geldi şimdi. Evet. Hani Barlar Sokağı'na taksici saldırırız. Evet. Çünkü sosyal medyayı öyle kullanacaklar. Evet. Gençler, ya tamam lan hani. Ya biz de orada, ben de oradan geçiyorum, ben de görüyorum da hani yaptığın hayvan. İzliyorsa kendine utansın. Evet ya. Burası Rex Sineması. Bak Barlar Sokağı burası. Bilmiyorum. Burası daha önceden işte Cumhuriyet'ten hemen önce. Bir dakika sesi direkt aldı. Cumhuriyet'ten hemen önce dedin. Apollon Tiyatrosu. Ahire Tiyatrosu. Tam bu aynı bina değil tabii ama burada olan bir bina. Afife Jale sahneye çıkan ilk Türk Müslüman kadın burada çıkıyor. Aslında Yamalar diye bir oyunda Emel rolü için.
Onu canlandıracak kişi Paris'e gittiği için o yedekten onu alıyorlar. Burada ilk sahneye çıkıyor, çok da beğeniliyor ama yasak olduğu için ne zaman burada oyun oynayacak olsa zabıtalar buraya basıyor ve her seferinde arkadan bir yerden kaçıyor vesaire. Bir gün yakalanıyor burada, hatta tam olarak bu sokakta, bizim Barlar Sokağı dediğimiz sokakta koşarak kaçarken yakalanıyor ve onu, o bina da hala var, bir karakola götürüyorlar ve orada bayağı aşağılayarak tokatlıyorlar. Sonradan Afejale bayağı bunalıma giriyor. Afejale çok çok enteresan bir kadın, çok önemli bir kadın ama tek başına ölüyor. Yani tek başına ölüyorsa bir insan kıymetli adamdır yani. Artık o şey oturuyor. Evet, onun cenazesinin fotoğrafı var. 3 kişi var cenazesinde. Şu anda da mezarın nerede olduğu bilinmiyor. Yani mezarlığı biliniyor da o mezarlıkta nerede olduğu bilinmiyor. Ve Atatürk'ün bir lafı var. Selahattin Pınar'la çünkü evleniyor Afejale. O da bir besteci, çok ünlü. Diyor ki ben Afejaleler sayesinde bu cumhuriyeti kurdum. Böyle bir durum var. O lafa rağmen diyorsun. O lafa rağmen. Yazık ki akıl hastanesine yatırılıyor. Böyle. Gel bakalım Barlar Sokağı, hadi. Afejale'nin büstü vardı ama bu bizim çılgın gençlik sürekli onu işte uyuyordu, bir şeyler yapıyordu, biri atıyordu falan, kaldırdılar sonunda. Yani hakikaten böyle gençlikle gerizekalılık arasında çok ince bir çizgi var bazen. Hani derler ya bize genç olduk, sizin gibi olduk. Hakikaten bir yaştan sonra diyorsun yani. Genelde yorumlarda falan da görürsün, bayağı saygısızlar da. Çocuk mesela benim başıma geldi, fotoğraf çektirecek bende. Korkuyor, tamam mı? Çekiniyor diyeyim ya da. Annesi diyor ki pardon size fotoğraf çekilebilir mi falan. Ben kabul ediyorum. Abi aynı çocuk YouTube'da ana avrat küfür ediyor. Aynı çocuk ya, fotoğrafında çünkü annesi de var. Profil fotoğrafında. Beyaz'la bir gün öyle bir sohbet etme şansımız olmuştu. Aynı şeyi o söyledi. Yani normalde sokakta görüp benimle fotoğraf çektirmek isteyecek kişi orada işte gidiyor ve bana küfür ediyor yani. Ya hayır, yani bu çok zavallıca bir şey. Tamam. Ya hayır, şey insanın bir karakteri olur. Mesela dışarıda öyle bir adamsan. Evet. Hani orada da öyle bir adam o. Evet. Ben de ilk sabah seni dolmuşta görmüştüm abi. Kulağına kulaklık falan rahatsız etmek istemedim. Ne haber yazıyor mesela. Böyle adam da var. Yani kamera karşısında geçmiyorum, bir şey de yapmıyorum. Mesela neydi de hani tamam işte yönetmenin yazarı olarak ama gidiyor bana küfrediyor yani. Tabii tabii. Yani. Sen de bozdun artık Orçun diyor. Ben ne yapayım? Ya bozdum falan, iyi bozdum. O yansın ama küfür yani. Hani ben ne yapayım o kadar sana küfredeceğim. Kadıköy'de inanılmaz derecede kafe ve bar var ve her geçen gün çoğalıyor. Uzun yıllardır Kadıköy'de yaşayan insanlar bundan çok rahatsız. Ya rahatsız olmakta haklılar. Bir de şöyle bir şey var lan. Hani bir yerde bir mekan, iki mekan, üç mekan olur da tamam. Full burayı bar yapsam eline geçir, onu anlamıyorum. Hani gidecek adam da yok. Hani boşu boşuna masraf açıyorlar kendi kendine. Evet, evet, Barlar Sokağı'nın sonuna geldik. Falan filan. Evet, bu arada böyle bakın Kadıköy'de ünlü grafiticilerin çalışmaları da var. Hakikaten mükemmel olmuş ya. Kim yaptıysa eline sağlık. İmzasını arıyorum da. Aslında bu kendi imzasıdır yaptığı işte. Tabii bilmediğim için. Bilen varsa yorum kısmına yazabilir. Orçun'dan da bereyi çaldım bu arada. Moda'ya doğru yürünce de Barış Manço. Siz de gelip ziyaret edebilirsiniz. Her programın sonunda verdiği mektup adresi de burada yazılı olarak duruyor. Arabası bak. BM plaka. Aa. Barış Manço'nun evini böyle görüp geçecektik. Doğum günü olduğu için videosunu çektik. Onu da şuradan izlemek isteyen varsa izleyebilir. Ayrıca bir bölüm olarak koydum yani. Bunu 10 önceden koydum doğum gününde. Evet, devam ediyoruz. Artık sonlara doğru geldik mi turun? Bir Ayazma var. Orayı görürüz. Tamam. Dileklerini alırız. Ben Ayazma'nın ne olduğunu bilmiyorum. Neydi Ayazma? Ayazma aslında su çıkan yer, su kaynağı. Ama bunu... Ya ama konu olarak böyle damacana denk gelmesi de çok kötü oldu. Ayazma'yı anlatırken arka planın damacana olması. Ayazmalar da bunlar. Evet. Rumlar için kutsal görülür bazı ayazmalar. Bu onlardan biri. Burası Hristiyanlar için önemli bir yer. Aslında biraz efsane, biraz doğru, biraz... Ya öyle bir inanış işte. Evet. Ama buranın özelliği şu, burası bir meyhane içinde olan tek ayazma İstanbul'da. Belki dünyadadır yani, başka meyhane var mı? Dünyada da olabilir. Çünkü üzerine kuruluyor. Yani ta 300'lü yıllarda geçen bir efsane. Ekaterini. Milattan önce mi 300? Milattan sonra. 1700 Hristiyanlığın daha yeni yeni yayıldığı dönemlerde pagan inançlı bir kız. Çok zeki bir kız, çok iyi eğitim görmüş. Zengin de bir ailenin kızı. Hristiyanlığa geçiyor ve o zaman işte Roma imparatorları buna karşı çıkıyorlar. Sonunda ona insanlar gönderiyorlar. Bu arada kadın sürekli yani sevgilisi falan olmuyor Hristiyanlığa geçtiği için. Bakire yani.
pagan inanca geri dönsün diye imparatorun gönderdiği adamlar da kadın sayesinde Hristiyanlığa geçiyor. Sonra da imparator onu cezalandırıyor, kafasını kesiyor. İşte efsaneye göre de vücudu melekler tarafından bir tepeye gönderiliyor. Sonra 2-3 asır sonra Justinian imparator olduğunda artık Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu tamamen Hristiyanlığa geçmiş durumda. Ve onun bazı rahipleri rüyasında, kadının o zamanki ismi bu arada Dorothea, tabi Azize ilan ediliyor Hristiyanlık uğrunda öldüğü için. Rüyasında onun naaşını, yani nerede gömülü olduğunu görüyorlar. Gidiyorlar, orayı buluyorlar. Milattan sonra 600'de. Ve bir yere gömüyorlar. Gömdüğü yerden de kokulu bir su çıkıyor. Kutsal olduğuna inanılıyor o suyun. Sonra yüzyıllar sonra 1920'lerde burada Koço meyhanesi var. Çok ünlü. Hala da vardır. Tabii ki o zaman Rumlar işletiyordu. Şu an işletenler benim bildiğim kadarıyla o zaman orada çalışan Türkler, garsonlar sonradan buraya devralıyor. Çok ünlü bir yermiş o zaman. Şimdi de ünlüdür. O meyhane yapılacağı sırada Rum inşaat işçileri tarafından Ayazma bulunuyor ve bu Ekaterini'nin ikonası bulunuyor ve eski bir kilisenin kalıntıları bulunuyor ve onun burası olduğu söyleniyor. Öyle kabul ediliyor. Eski Kadıköylüler, Rumlar, Ermeniler, Türkler de dahil, Müslümanlar da dahil yani. Onun kutsal bir yer olduğunu düşünüyorlar. Ve orada dilekte bulunuyorlar ama şöyle bir durum var burada önemli olan. Mesela pek çok kişi bilmiyor ama aşkla ilgili dilekler kabul olmuyor. Çünkü kadın hiç kimseyle beraber olmamış. Böyle kariyer, para gibi konularda. Kadıköylüler, yani Cumhuriyet dönemindeki Kadıköylüler, işte 20'den sonraki buranın şu an çok yaşlı insanları hep şeye inanmışlar. Eğer birisi buraya gidip aşkla ilgili sevgili bulmak veya koca ya da eş bulmak için dilekte bulunursa yalnız ölür. Hep evet, yalnız öldüğünü. İyi bak, bu uyarıyı yaptın, iyi oldu. Yine şimdi kek gibi atlayacaktı. Evet. Allah gidip, seninle kavuşursun falan diye böyle. Gidip hepsi Esra Erol'du ondan sonra. Evet, ne oldu, para attı. Aşkla ilgili bu şimdi gideceğimiz yerde lütfen dilekte bulunmayın. Sonra başınız yalanıdır. Bizden söylemesi. Burası da Orçun'un çok sevdiği kahvaltı salonu. Bu aşağıdaki miydi? Ha, Modavan kahvaltı salonu. Hep orada çekinlerini görüyorum ben de. Güzel kahvaltısı varmış. Evet, Ayazma'nın girişine geldik. Bu Moda iskelesine yakın. Şurada hemen aşağı doğru inince görürsünüz zaten, sol tarafımızda kalıyor. Böyle tarif ettim. Hadi gidip bakalım. Nedir kanalıyla abone mi diliyoruz şimdi? Ha? Nedir kanalıyla Ekin Kollama kanalına abone diliyoruz. Bari, burada bari. Dilek dileyerek bize abone olabilirsin. Üstü meyhane. Tam olarak üstü. Aynı yılda bir tane video koy, ondan sonra niye abone olmuyor diye. Para attı, 1 liraya abone geliyor. Neyse, normal kendine para dileyim. Şimdi Ekin abone dileyecek. Aya Ekaterin Ayazması. Bunu mu alıyoruz burada? Ha, tamamen... Ne verirsen. Dur ben de atayım da. Ben attım sana bunu. Olmaz. Kabul olur. Olsun. Şimdi durduk yere karşımıza almıyordum. Merhumeyim. Şimdi gelsin Hristiyan bunlar, misyoner dinliyorum dedi. Tabii tabii. Şu an tabii buradan bir su çıkıyor. Yok, şu an akıyor ama... Su akıyor mu? O su değil, bu şehir suyuna bağlı. Dur bakayım içeyim. Şehir suyu bu. Yani asıl şu hayadan çıkan su değil artık. İçmeyin tabii de. Yani evet, bayağı klorlu su içtim şu anda, durduk ya. Evet. Böyle saçma sapan yorum yapmayın da. Benim kanalıma abone olan herkese bol bol para diledim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol paralı bir ömür diledim. Siz de abone olarak bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Bu hizmeti size kimse yapmaz. Hadi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet, ben dileğimi diledim. Yani para dedim, para dedim. Ne diyeyim başka? Şimdi para dersin, mutlu olmazsın. Yok, dengeli dedim ben, dengeli. Ne mutsuz olacak kadar fakir kalayım dedim. Ne yine mutsuz olacak kadar etrafında tırmanacak kadar zengin olayım dedim. Peki, ya ayın olsa... birinden birine yazsın bana. Ben ne alacağımı bildiğim en azından ona göre. Bir anda bu dilekten sonra bilinmeyen bir hesaptan para yatmaya başlıyorum. Tabii tabii. Aylık
Ondan sonra maliye çöküyor falan. Maliye çöküyor ama onlar da bulamıyor. Onlar da bulamıyoruz. Ben içeri gidiyorum arada. Tutup bir yargı dedim. Böyle kimden para aldım? Dış mihraklardan para alıyor falan diye. Evet. Bu Moda Deniz Kulübü de çok ünlü bir yer. Çünkü Atatürk'ün emriyle yaptırılmış bir yer. Aslında Deniz Kulübü bayağı da iyi bir durumdaydı ama bunu çat diye yıktılar. Ve tekrar yapıyorlar aynısını. Kurula girmiş tarihi eserleri eğer yıkarsan kurulan çıkıyor. İzinle aynısını yapmak zorundasın. Buraya çok ünlü kişiler geldi. Atatürk de burayı ziyaret ediyor kaç kere. Burası gerçek şu an iskele olarak kullanılmıyor ama eskiden iskele. Buradan vapur geçiyor yani. Bir zamanlar geçiyormuş. İkinci inşaat var. Şimdi kapı olarak kullanılıyor. 40 yılda bir video çekelim dedik, inşaat denk geldi. Ben de tam oluyorum böyle, inşaat oluyor. Demir ustası demir kesiyor falan. Burası işte senin biraz Cadde Bostan videona benzeyecek bir yer. Evet. Yani onun benzerini burada da çekebilirsin. Bak şöyle. Bu burada açık bar olarak kullanılıyor. Güzel bir yer. Karşıda da Fenerbahçe var işte. Bir gün belki Fenerbahçe'ye çekelim. Fenerbahçe? Tesisler orada mı karşıda yani mı? Yani Fenerbahçe'nin feneri... İsmi veren Fener, o Fener. Bak şurada bir gün görebiliyor musunuz? Nereden? Ha, buraya bayağı almıyor sizi sistem. Evet. Onun fotoğrafını koyarız. Finali yapalım mı Kadıköy? Ne yapalım? Final. Final yapalım. Evet, Kadıköy. Kadıköy benim çok sevdiğim bir yer. Evet. Seni bilmiyorum ama İstanbul'da yaşamak için. Kadıköy.com muydu senin açtığın? Kadıköy.com, evet sitesine Kadıköy.com. Başladım. Kapağında şimdi tekrar açacağım. Bir evet. Kontrol edersiniz belki açmıştır ben bu videoyu koyana kadar. Olabilir. Bakarsınız da. Zaman bulabilirsem. Evet. Güzel bir gezi oldu. Ben teşekkür ederim. Bayağı kültürlendim. Aslında daha bayağı öncesini biliyor. Orçun evet. Da yani milattan önce 5000'den hazırlanmış. Evet. Onu da artık kadıköy.com'dan bakarsınız kendi evet. Sesinden. Ben de oradan bakacağım şimdi. Semsent yaparız. Evet, semsent yaparız. Hadi kendinize çok abone iyi bakın. Abone olmak için. Dilektim. Ben diledim ya. Play button dedim, gold. Abonem var ya senin yeterli. Yok bana yeter. Benim öyle yüksek ara gözüm yok işte. Evet kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Orçun'a çok teşekkür ederim. Ben de ikine çok teşekkür ederim. Nedir kanalında biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için de açıklama kısmına koyarım. Oradan da. Ya da direkt Orçun'un Instagram'ını koyayım ya. Kadıköy'le ilgili böyle timeline falan çok paylaşıyor. Görürsünüz çünkü. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.